futbolun içindekilerden hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler ben Oktay Kara TFF 1. Lig'in 19. hafta müsabakasında Bursa Spor sahasında Altınordu'ya son dakika diyeği golle 2-1 mağlup oldu. Maçla ilgili size yorumlarımı aktarmak istiyorum. Öncelikle Bursa Spor mağlup oldu ama kötü bir oyun sergilemedi. Özellikle ilk yarıdaki sergilediği oyun çok üst düzeydeydi. Yani futbol şansı olmadı birazcık. Futbol şansı Bursa Spor'un yanında değildi bugün. Ee, Burak Kapacan kaçırdığı yani bir pozisyon var orada top kalenin içine de girebilirdi aynı şekilde maçın içinde Ali Akman'ın düzgün bir vuruşla topu ağlara da gönderebilirdi Bursaspor net pozisyonlara girdi bir maçta kısır geçen bir maç değildi taraftarları kanser eden bir maç değildi ama ikinci yarıda oldukça sıkıntılı geçmeye başladı işler ikinci yarıda Altın ordu toparlandı ve daha çok hücuma katılmaya başladı. Bursa Spor'da bugün Tuğbey'i izledik, Ertuğrul'u izledik ilk 11'de. Bu iki futbolcuda oldukça yani Kendilerini oyuna sokmaya çalıştılar. Tuğbey iyi oynamaya çalıştı ama Bursa Spor bugün özellikle Emirhan Aydoğan'ı çok aradı. Maçın hele o düşme anlarında Emirhan'ın Bursa Spor'a kattığı katkıyı yani sağlayabilecek bir futbolcu yok adeta. Evet Burak Altıparmak bugün çok iyi oynadı ona da değineceğim birazdan. Ama Emirhan'ın eksikliğini Bursa Spor çok hissetti. Özellikle oyunun o duraksama alanlarındaki ileriye çıkışları yani şu an Bursa Spor taraftarı da Mustafa Er de Emirhan'ı aradığını belirtebiliriz. Stoper'de defansa bazı birkaç ufak tefek sıkıntı yaşadı. Bursa Spor'un defansı sürekli sıkıntılıydı aslında. Son 5-6 haftadır Bursa Spor camiası çok güzel bir birleşmeye gitti. Çok güzel bir birlik oluştu. Ama defansif sıkıntıları Bursa Spor'un zaten vardı. Bugün yine yani adam paylaşma sorunu yüzünden Bursa Spor goller yedi diyelim. Bakalım nasıl olacak göreceğiz ama maç içinde ben Onur Atasayar'la Burak Altıparmak'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Burak Altıparmak maç boyunca oldukça etkili bir şekilde oynadı ve kaliteli bir oyun ortaya koydu Burak Altıparmak. Yani devre arasında transferi Adana Demir ismi çok geçiyordu. Hatta yani, ee, yani gitti mi, sözleşmesini feshetti mi diye çok fazla soru işareti vardı. Ama Burak Altıparmak Bursa Spor'da kaldı. Oldukça da faydalı oldu ve performansını gitgide arttı tırmaya başlıyor Burak Altı parmak Onur Atasayar yıllardır veremediği performansını adeta e, şimdi vermeye başladı. E, ben hatta WhatsApp gruplarında Semih diye bir kardeşim var. Semih ile konuşuyorduk bir grupta Deep Ultra WhatsApp grubunda. E, muhabbet şuradan açılmıştı. Dedim ki bu Onur Atasaray yıllardır neredeydi? Yani bu kadar iyi oynayabiliyordu da neredeydi? Dedi ki adam harbiden ikincilik topçusuymuş. Gerçekten adam ikincilik topçusuymuş. Çok da e, güzel oynadığını belirtebilirim. E, Mustafa müdahaleleri hakkında bazı sıkıntılar olduğu düşünülüyor. Ee, taraftarlar bunu sosyal medyadan çok fazla dile getirmiş. Ee, Bursa Bursaspor bugün bir 3 puan kaybetti. Ee, o yükselişi durdu ligde yani uzun bir süredir kaybetmiyordu yeşil beyazlı camia ye. ama bu kadroyla e, yapabilecek en güzel şeyleri yapıyor. Mustafa Er, onu söyleyebilirim. Ee, Ali Akman her geçen gün üzerine biraz daha koymaya devam ediyor. Oldukça başarılı bir performans gösterdi. Yine bugün saha içinde top rakipteyken e, yaptığı baskılar, top e, hücumdayken e, aldığı alanlar gerçekten çok iyiydi. Bugün bir golle attı ama bir adım geride olsaydı uh, offside olmayacaktı diyelim. Maçla ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Sizin görüşlerinizi ve fikirlerinizi merak ediyorum. Uh, Recep Aydın da maçla ilgili Recep Aydın Bursaspor'a uh, bu sefer Tim Arena'ya rakip olarak geldi. En son Eski, Bursa Spor, Eskişehir Bursaspor Eskişehirspor maçında bu stadyumda oynamıştı. O da maçın 63. 63. dakikasında uh, oyundan çıktı. Uh, maç öncesi Timsah Arena'da bir yangın çıktı Bursaspor soyunma odasında ama maç saatine kadar o da düzeldi diyelim. Taraftarlar muhteşem bir koreografi hazırlamışlar maç öncesinde. Gerçekten bu işi layığıyla yaptıklarını söyleyebiliriz. Bir de hafta içi özellikle e, özce tesislerine gidip büyük destek verdiler. Ama şöyle bir de soru işareti var. Yani e, bu milli ümit milli kamp şart mıydı? Ben onu merak ediyorum. Yani bugün Ali Akman Bursaspor'un yani Ali Akman, İsmail çok çalış, Ozan yani e, Batuhan Kör bunların neden siz yani lig devam ederken devre arası kampını alıyorsunuz. Bursa Spor bugün e, takımla düzgün taktik antrenman gerçekleştiremedi bu 4 futbolcu. Yani bu Ümit Milli Takım Kampı Bursa yaramadı. Gerçekten yaramadı. Yani çok saçma oldu. Bursaspor'a bir darbe vurdu adeta. Yani gerçekten çok saçmaydı. Bunun yetkililerin düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyle bir kamp yapacaksanız bir alan oluşturmanız lazım. Bir boşluk oluşturması lazım ki takımlar da rakip takımlarla mücadelelerini taktik antrenmanlarına futbolcular çıkıp mücadele edebilsinler. Ben böyle düşünüyorum. Bence böyle yapılmalıydı. Ama işte karar bizim değil. Bursa Spor bugün 3 puanı kaybetti. Haftaya lidere konuk olacak. Kim lider? Giresun Spor. Bakalım o maçı da merak içerisinde bekliyoruz. Maçla ilgili sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Görüşlerinizi ve fikirlerinizi yazmaz yazarsanız çok mutlu olurum diyelim. Aynı zamanda kanalımıza da abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Futbolun içinde kalın.